Haber Medya Grubu'nun iftar yemeğinde Haber Radyo'nun canlı yayınına katılan Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, TESOB Başkanı Eyüp Güler, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Samikat Başkanı Münevver Uğurlu, Samsun Serbest Muhasebeci Maliye Müşavirler Odası Başkanı Hayrul Kayar, Samgiat Başkanı Levent Özden, koalisyon ve ekonomideki beklentilerini anlattı. Bir üç partinin koalisyonu gündemdeydi. Bunu hem HDP kanadı hem MHP kanadı şiddetle reddetti. Yani beraber hareket etmeyeceklerini söylediler. Bunun dışındaki alternatifler AK Parti ile diğer partilerin koalisyonu gözüküyor. AK Parti ile de HDP koalisyonu yapmayacağını söyledi. Bu defa üçlü ya daha doğrusu 1+2'li bir alternatif gözüküyor. O da AK Parti CHP ile veya AK Parti MHP ile. Tabii müzakereler devam ediyor. Biraz meclis başkanlığı seçimi bunun işareti gibi olacak ama gözüken o ki hem MHP ile bir ortaklık hem CHP ile ortaklık her ikisi de şu an olabilir gibi gözüküyor. Ama ben şunu söylemiştim, MHP ile koalisyon kurmak kolay, yürütmek zor. Çünkü tabanlar aynı. CHP ile koalisyon kurmak zor ama yürütmek kolay. Çünkü CHP uzun süre iktidarda olamadı. Onun getirdiği bir baskı var. Dolayısıyla buna biraz daha yakın duracak veya koalisyonu daha uzun süre sürdürmek adına bir çaba sarf edecek. Ama bunun dışında bir alternatif var. O da Cumhurbaşkanımızın dillendirdiği erken seçim değil de tekrar seçim. Samsun'da ekonomi tabii Türkiye ekonomisiyle paralel bir şey kazanıyor. Samsun'da son zamanlarda yapılan yeni yapı organize sanayi bölgeleriyle ve yeni iş alanlarıyla, altyapıyla, havaalanıyla gayet iyi bir duruma gelmiştir. Bence Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti kuracaklar. Samsun ve Türkiye için o daha mı iyi olacak? Çok daha iyi olur. Çok iyi anlaşacaklarına inanıyorum ve mecburlar da anlaşmaya Türk halkı için. Dünyadaki örnekler görülmektedir, gözümüzün önündedir. Onun için ikisi iyi anlaşırlarsa inanıyorum ki anayasayı da yeniden yazacaklardır. Bize bizden başka kimsenin faydası yok olduğunu da görüyorum. Çünkü bu yabancı iş adamları geliyorlar Samsun'da, iş yerleri açıyorlar, özellikle alışveriş merkezleri açıyorlar. Büyük AVM'ler var, gıda sektörü yaygın bir halde geliyor. Ancak vergilerini kendi yerlerinde ödediği için akşama bakıyorsun ki bir konteyner çöpten başka Samsun'a bir şey kalmıyor. Sadece Samsun'da o iş yerinde çalışan 3-5 kişi veya 50-100 kişi. Bunlar çok önemli konular ama Samsun'da vergisini ödeyen, Samsunluk ruhunu yaşayarak burada yatırımlar yapan insanlar bizim başımızın tacıdır. Bir an önce nasıl kurulacaksa, biz iş kısmındayız çünkü biz iş kadınları derneği olarak, hükümetin kurulması hayırlısıyla ki bundan sonra bizim iç ve dıştaki ticaretimizin gelişmesi açısından buna ihtiyacımız var. Bir düzene kurulması lazım. Şu anda pek düzenli durumda değiliz çünkü. Aslında şu anki spekülasyonların çok bence önemi yok. Çünkü sonuçta parlamento sistemi yapılmıştır. Demokratik parlamento sistemi içerisinde muhakkak bir hükümet kurulacaktır. Kurulamazsa bile ne yapılacağı bellidir. Bunda endişe edecek bir durum yok ama ben bir hükümet kurulacağını ve bunun da yapısal olarak Türkiye'yi daha iyilere götüreceğine inanıyorum. Vatandaşın tercihine de saygı duymak gerekiyor diyecek bir şey yok. Sonuçta seçim sandığını ne koyuyorsanız çıkan iradeye saygı göstereceksiniz ama ben umutsuz değilim. İki seçenek var. Bunlardan bir tanesi ya bir koalisyon, diğer seçenek de erken seçim. Ben bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak, bir iş dünyası temsilcisi olarak, genç bir iş adamı olarak öncelikle erken seçim ihtimalinin rafa kalkması gerektiğine inanıyorum. Erken seçim ihtimalinin söylemlerin artık son bulması gerektiğine inanıyorum. Bu ülkede 4 partili bir parlamentomuz var ve bu parlamentoda ben aklı selim gerçekten de doğru kararlar verebilen bir koalisyon hükümetinin oluşacağı kanaatindeyim. Buna canı gönülden inanıyorum.